Gram temenni ediyoruz. Aramızda kıymetli büyüklerimiz var. Takdimi yaparken ilk önce tabii Mirasımız Derneği Başkanımızı da zikretmedik. Lakin çok kıymetli bir misafirimiz var. Ben ilk önce Mirasımız Derneği Başkanımız Muhammed Demirci hocamızı güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun kıymetli hocam. Ve aramızda bulunan kıymetli büyüğümüz, misafirimiz Muhammed El Arif'i davet ediyorum. Vesile Aksa Savunma Komisyonu üyemiz, sahneye arz ediyoruz. Ve tercüman olarak görev yapacak olan ağabeyimiz Süheyl Süleyman'ı da sahneye arz ediyoruz. Buyurun. Mescid-i Aksa'da hoca kendisi tedrisat yapıyor Mescid-i Aksa'nın içerisinde. Aynı zamanda Mescid-i Aksa Savunma Komisyonu üyesi ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Muhammed El Arif hocamız bize Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan kısa bir şekilde önemi ve bugün neler oluyor Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bugünkü Kudüs'ümüzü anlatacak Allah'ın izniyle. Orada yapılan çalışmalar, Kudüs'lü kardeşlerimizin yapmış olduğu savunma çalışmalarını inşallah kısa bir şekilde bize aktaracaklar. İnşallah hepimiz birlikte dinleyeceğiz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da neler oluyor? Bizler Erzurum'dan, Türkiye'den, İstanbul'dan, Ankara'dan neler yapabiliriz Kudüs'ü Mescid-i Aksa için? Onları inşallah kısa bir şekilde dinlemiş olacağız. Allah'tan razı olsun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Esselamu aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahil Emin. Seyyidina Muhammed. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اتبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا رب العالمين. أما بعد، بداية لا يسعني إلا أن أقدم شكري العميم للإخوة القائمين على مثل هذا اللقاء المبارك في مناسبة مباركة، ألا وهي مناسبة الإسراء والمعراج. Evet, diyor ki böyle iyi karşıladınız diye hem de böyle bir konferans hazırladınız diye ben size çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu böyle bir kitap fuarın münasebesinde böyle bir hazırlık yaptığınız diye aynı şekilde ben teşekkür ediyorum. كما لا يسعني إلا أن نشكر هذا الحضور المبارك من الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات الذين أفعمت قلوبهم بحب الأقصى المبارك والقدس الشريف ويسعون أن تنتقل محبتهم النظرية إلى تحقيق تحريره مستقبلا بإذن الله. Evet, bütün gelenlere hoş geldiniz diyor. Hem de özellikle Filistin'i seven kişiler, Müslümanları seven kişiler, hem de
dinimizi herkese ulaştıran kişilere hoş geldiniz. Binaen ala zalik ve nahnu nu'ayşu bi cem'ina al-mubarak hada şahran agarran azharan şahr Recep al-asam الذي فيه أسري بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وتحديدا من المسجد الحرام إلى القدس الشريف وتحديدا إلى المسجد الأقصى المبارك ثم عروجا إلى السماء للالتقاء مع غير البشر مع الملائكة الكرام بل مع الله جل في علا تأييدا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين المبارك biz bu günler en önemli ayda yaşıyoruz Recep ayında çünkü peygamberimiz Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar özellikle haramdan Maksul Aksa'ya kadar isra edildiği için hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin katına kadar ulaştı. Peygamberler ile görüştü. Hem de melekler ile görüştü. Özellikle Allah ile görüştü. Çok önemli bir aydadır. فَالْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجِ تكرمة ومنحة إلهية نتجت على أثر محنة منحة من الله لرسول جاهد منحة من الله لرسول دعا منحة من الله لرسول بذل فكان ذلك من الله تكريما له بهذه الرحلة المباركة إسراء Allah'tan büyük bir ikramdır Peygamberimize. Çünkü Peygamberimiz çok büyük bir acı çektiği diye Rabbimiz özel bir ikram da bulundu. هَذِهِ الرِّحْلَةُ تَجْمَعُ فِي طَيَّاتِهَا تَوَأَمَةٌ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الْمُبَارَكِ توأمة ما بين مكة المكرمة والقدس الشريف لتعلن أن الهم الذي يصيب القدس هو نفسه الهم الذي يصيب مكة وأن الألم الذي يصيب الأقصى الشريف هو نفسه الألم الذي يصيب المسجد الحرام Bu rihle, bu seyahat dünyadan göke kadar Rabbimiz böyle bir mana ulaştırmak için Peygamberimize ikram etti. Mekke'deki üzüntü, Mekke'deki acı, aynı acı Mekke'deki, Mescid-i Aksa'daki kişiler onu hissediyorlar. Aynı şekilde Mescid-i Aksa'daki acı Mekke'deki insanlar bunu da hissetmeleri gerekiyor. Bundan dolayı bütün Müslümanları bir araya getirmek için böyle bir ikramda bulundu Rabbim. فَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الْمُبَارَكِ وَالْقُدْسِ الشَّرِيفِ اِحْتَلَّتْ مَكَانَةً عُظْمَى فِي الْإِسْلَامِ لَا تَقِفْ عِنْدَ مَحْدُودِيَّةِ الشُّعُورِ بل الأقصى عقيدة في قلوبنا لا نتنازل عنه أبدا فقبل انطلاقة الدعوة بعظمها أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حتى يحرره من الشرك ثم بعده جاء عمر ليحرره جسدا ثم كان هم صلاح الدين ليحررهم من الاغتصاب واليوم نحن بحاجة إلى تحريره
Mescid-ül Aksa'ya Peygamberimiz gittiğinde böyle bir özgürlük verdi oradaki yere. Çünkü manevi ve ruhi bir özgürlükte. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh vardı. Aynı şekilde müşriklerden bu toprağı aldı ve onun özgürlüğünü de sağladı. Ondan sonra Salahuddin el-Eyyubi aynı şekilde kafirlerden bu toprağı alıp ve tahrir etti, onun özgürlüğünü sağladı. Şimdi bugünlerde biz başka bir kişiye ihtiyacımız oldu. Bu Mescid-i Aksa'ya özgürlüğünü sağlayan bir kişiye ihtiyacımız duyuyoruz. الحضور الكريم مع اختلاف مناصبكم مع اختلاف مقاماتكم مع اختلاف أسمائكم جئتكم من هناك من حيث القدس من حيث الأقصى من حيث الأرض المباركة مباركة في بيوتها مباركة في أجسادها مباركة في مساجدها مباركة في أشجارها وأنهارها مباركة في أوديتها وقد حملت رسالة منها ومن مسجدها إليكم Ben ta Mescid-i Aksa'dan buraya kadar geldim. O mübarek yerlerden, o mübarek nehirlerden, o mübarek cesetlerden, o mübarek insanlardan, o mübarek makamlardan ben geldim. Sadece bir mesajım var, bir mektubum var, manevi bir mektubum var size, bütün değerli kardeşlerimize. جِئْتُكُمْ اَحْمِلُوا رِسَالَةً قَدْ غطت صفحتها الدموع من تلك العروس التي ما زالت تلبس غير لباس زواجها من تلك العروس المتلفعة بالحزن والأسى من تلك العروس المتنهدة بالألم منتظرة الأمل لتقول لكم جميعا أتدرون من أنا يا من تسكتون عني وتغيبون عني أعرفتم من أنا أقول لكم من أنا Ben mübarek bir yerden geldim. Bu yeri böyle bir geline benzetiyor. Bu gelin gelinliğini giymiyor. Hem de üzüntülü, çok acı çekiyor. Buraya kadar ben geldim size demem için. Biliyor musunuz kim benim? Biliyor musunuz nereden geldim? Sadece ben Mescid-ül Aksa'dan geldim. Ana ve femu ceyiden yerkudu Ebu'l-Enbiya İbrahim aleyhisselam ve İshak ve Ya'kub ويوسف في ترابي أنا يجثم في أحشائي كوكب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال عبادة بن الصامت شداد بن أوس وابنه يعلى وذو الأصابع أنا يجثم في أحشائي كوكب من التابعين الكرام المباركين أمثال إبراهيم بن إسحاق سيد الزهاد أنا رائعة فتح عمر والذي كتب في كنفي العهدة العمرية التي تعلم الإنسانية كلها ما معنى الإنسانية Evet, bu gelin olarak tabii ki geline benzettiği diye. Gelini olarak Filistin diyor ki, biliyor musunuz ben kim? Ben toprağımda peygamberinin babası yatıyor. Ben Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti
çok peygamberler içimde yatıyorlar. Biliyor musunuz kim ben? Ben büyük sahabelerden içimde yatıyorlar. Hazreti Ubeyde Mustamit gibi, ve Şeddad ve Hazreti Ya'le ve Zul Asabi gibi. Biliyor musunuz kim ben? Ben çok büyük tabilerden içimde yatıyorlar. İbrahim İbn-i Zha gibi. Biliyor musunuz kim ben? Ben Hazreti Ömer'in yaptığı sözleşme orada bu toprağın üzerinde yazdı. Ve bu sözleşme bu insanlığı öğretiyor bütün insanlara. Ana ulel kıbleteyn. Ana thaniyul mescideyn. أنا ثالث الحرمين الشريفين أنا لست كأي مدينة من مدن العالم ولا كأي عاصمة من عواصم الدنيا أنا ليس ترابي كأي تراب أنا من داس على ترب محمد صلى الله عليه وسلم أنا بوابة الأرض إلى السماء أنا أرض المحشر والمنشر أنا ملاذ الصالحين عند اشتداد الخطوب أنا أجر إلي إبراهيم من كيد النمرود وموسى من كيد فرعون أنا ترعرع على طرب عيسى ومريم أنا في الطائفة المنصورة بإذن الله. Evet. Ben normal bir toprak değilim. Ben normal bir yer değilim. Tabii ki Filistin adına. Ben kıblanın birincisiyim. Ben ikinci Haram Mescidiyim. Ben üçüncü haram kıldığı mescidiyim. Ben herhangi bir şehir değilim. Ben herhangi bir başkan da değilim. Ben bu toprağın üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bastı. Ben göğün kapısıdır. Ben mahşer, haşr yeridir. Ben Hazreti İbrahim hicret ettiği yerdir. Ben Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa yaşadıkları yerdir. Ben Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in yaşadığı yerdir. Ehlen el kiram el hudur el mübarek. Ciddukum min hunak. Min indi Ubade ibn Samit. Ciddukum min hunak. Min heysil ribat. في ساحات الأقصى المبارك جئتكم من هناك من حيث مصاطب العلم جئتكم من هناك من حيث شد الرحال جئتكم من هناك من حيث الاغتصاب للأقصى من جنود الاحتلال جئتكم من هناك حيث النساء تضرب جئتكم من هناك حيث الدماء تنزف جئتكم من هناك حيث المسجد الأقصى مهدد بخطر الزوال جئت لأقدم لكم هذه الرسالة وتحديدا أنتم Ben geldiğim yer Hazreti Ubeyde bin Samit orada şehit oldu. Geldiğim yer orada cihad yerdir. Geldiğim yer oradaki işgal eden kişiler bütün mahzur şeyleri yapıyorlar. Geldiğim yer oradaki kadınlar vuruluyorlar. Geldiğim yer oradaki kan akıyor. Geldiğim yer Filistin'i, Mescid-ül Aksa'yı yok etmek için çok çalışmalar vardır ve özellikle sizin yanınıza geldim. جئت إليكم اليوم وبالتحديد هذا اليوم مع العلم أن برنامجنا كان مليئا ولكن حبا لكم جئنا إليكم لا لنعرض عليكم آلامنا ولا لنعرض عليكم دموعنا
وَلَا لِنَعْرِضَ عَلَيْكُمْ إِسْتِنْجَادَنَا وَلَكِنْ جِئْنَا إِلَيْكُمْ وَبِالتَّحْدِيدِ أَنْتُمْ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ اسْتِقْرَاءً مِنْ تَارِيخِنَا وَنُشَاهِدُ عَيَانًا مَنْ أَنْتُمْ. Ben buraya geldiğim zaman çok kalabalık bir programım var. Fakat buraya geldiğimi bildiğimde ısrar ettim, ben gelmek istiyorum. Ben buraya geldiğimde acımızı size göstermek için değil, ağlamak için değil, göz yaşlarımızı size göstermek için değil, sizden bir imdat beklemek için değil. Biz buraya geldik çünkü siz kim olduğunuzu iyi biliyoruz kimsiniz. أَوَلَسْتُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَنَا فِي تُرْكِيَّةِ الَّذِينَ أَكْمَلْتُمْ مَسِيرَةَ الْفَتْحِ الْإِسْلَامِ فَأَوْرُوبَا تَحَقَّقَتْ إِسْلَامًا بِفَضْلِكُمْ أَوَلَسْتُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ بُشْرَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فَفُتِحَتْ عَلَى أَيْدِيكُمُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِرَايَةِ مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ أَوَلَسْتُمْ أَنْتُمْ. أَوَلَسْتُمْ أَنْتُمْ الَّذِينَ آوَيْتُمْ خالد بن سعيد الأنصاري أبو أيوب ليلتقي على أبواب القسطنطينية بفتحكم. أَوَلَسْتُمْ أنتم الذين آويتم أحفاد خالد من أهل حمص ومن سوريا على زمن حكومتكم المباركة وجمهوريتكم التليدة. أولستم أنتم الذين تحديتم العالم بأسره عندما نصرتم أهلنا في غزة فقدمتم الشهداء من خلال سفينة مرمرة. أولستم أنتم بناء على ذلك؟ هذا ليس مستحدث فيكم، هذا مش جديد، هذا مش وليد فترة، بل إذا راجعنا التاريخ أوليس سلطانكم سلطاننا السلطان عبد الحميد رحمه الله والذي عرضت عليه كنوز الدنيا كلها لأن يتنازل عن أرض فلسطين لليهود؟ فكانت إجابته واضحة بينة لا تلعثم فيها، أنا مستعد على أن أتنازل عن رأسي دون أن أتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين والقدس الشريف. Siz kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Siz Avrupa'yı fethettiniz. Siz Konstantinopolis'i de fethettiniz. Siz Peygamberimizin müjdesini kazandınız Konstantinopolis'i fethettiğiniz zaman. Siz Muhammed el-Fatih'in çocuklarısınız. Siz Halid ibn Sa'id, Hazreti Halid ibn Sa'id, Ebu Eyyub el-Ansar'ını ağırladınız, ikram ettiniz. Siz çocuklarımız Suriye'den ve diğer ülkelerden ağırladınız. Bu dönemde ve eski dönemlerde, Cumhuriyet döneminde ve saltanat döneminde bütün Müslümanlara karşı çok iyi yaptınız. Siz Abdurrahman Abdülhamid Han çocuklarsınız. Siz Abdülhamid Han dünya oyun ayağına geldiği anda onlara bakıp dedi ki, Filistin meselesi için, sadece Filistin almak için bütün dünyayı Abdülhamid Han'a verdiler ve o reddetti. Onlara bakıp dedi ki, bütün
benim başımı alırsanız ben Filistin'den bir avuç bile ben size veremem. Siz kim olduğunuzu فيا أحفاد هؤلاء جميعا بل يا أبناءهم ها هي القدس المباركة والقدس الشريف تقع تحت نير الاحتلال تكتب إليكم قصيدة يقول شاعرها قد نادت القدس بالتحرير يا عمر وأسبلت دمعة حرى لها زفر بكت عيانا ونادت أمة سكنت فما أجابوا لها صوتا وما نصروا يا رب مسجد الأقصى وصومعة عليها دامس الظلماء منتشر فوقي مشى أحمد والحق صورته فيه الهدى ناطق بالحق منتصر أتجاوز بالأمس أندلس واليوم ها أنا ذا أضيع بين أيدي الناس يا عمر يا عمر خذني من الموت من أفار مغتصبي ومن يد السطو والطاغوت يا عمر رسالتي من دم تشدو بها لغة فصيحة من لهيب الجمر تستعر. Evet, şimdi misafirimiz bir şiir söyledi. Genel manası Filistin çağırıyor. Diyor ki, ey insan ve ey Hazreti Ömer, biz seni çağırıyoruz. Ve biz çok ağladık ama hiç kimse yüzümüze hiç bakmıyor. İnsanlar önünde bile ben ağırladım. Fakat hiç kimse bir ses çıkmadı. Ey mescid din Rabbisi, orada bir mescid var ki çok üzüntü taşıyor, çok acı çekiyor. O toprağın üzerinde Hazreti Peygamberimiz onun üzerine bastığı böyle bir hal olsa bile ama hiç kimse Müslümanlar arasında bir ses çıkarmıyor. Dün Öndelis'i kaybettik. Bugün ben kayboluyorum. Ey Ömer, beni ölümden al. Ey Ömer, bu benim mektubum size. Bilemiz لما امتحن المسلمون في قضايا متعددة وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يستنفر نفرا على باب الخصوص فكان يقول يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة يا حفظة الكتاب يا قائمي الليل يا أهل بدر هلموا إليهم فإني أحدكم كذلك وإحنا اليوم نقول في المصاب اللي أصيب الأقصى المبارك نقول لكم يا تلاميذ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله يا تلاميذ نجم الدين يا فكرة أردوغان يا أصحاب سفينة مرمرة يا حماة غزة وماذا تنتظرون حتى الآن والأقصى يناديكم فهل من مجيب diyor ki bir sefer peygamberimiz sahabelerine dedi ki sahabeler böyle bir özel bir duruma düştüklerinde Peygamberimiz onları sesledi. Ey ağaç sahipleri Hudeybe biati için, ey Bakara suresinin hafızları, ey Kur'an-ı Kerim'in hafızları, ey Bedrin halkı,
buraya gelin, haydi buraya gelin, ne yapıyorsunuz? Biz de size böyle diyoruz. Ey Bediüzzaman'ın öğrencileri, talebeleri, ey Necmuddin'in öğrencileri, ey Erdoğan'ın fikir sahipleri, ey Sefine-i Mermene'nin, Mermene geminin sahipleri, ey Gazze'yi kurtan kişileri, neredesiniz? Sizi bekliyoruz. Aksa sizi çağırıyor. Leyse ma'na zalik ennena nensa fadlakum. Fekhayrukum kaim. Huvellezî yu'azzizu thabâtena. Vahuvellezî yu'azzizu ribâtena. وهو الذي يدعم مشاريعنا إن مسيرة البيارق يبدو أثركم فيها إن مصاطب العلم يظهر أثركم فيها إن المسجد المرواني يبدو كرمكم فيه مع علمنا أن هذا لكم واجب وعليكم فريضة ولكن نحن بحاجة إلى استمرارها لتتحول من دعم مادي مجرد إلى دعم روحي متعمق ثم لتتحول بعد ذلك زحفا بمشيئة الله. Tabii ki böyle söylediğimiz zaman sizin yaptığınızı hiç unutmuyoruz. Siz hala hayırda bulunuyorsunuz. Siz hala bizi destekliyorsunuz. Siz hala bizim projelerimizi destekliyorsunuz. Siz hala ilimde ve cihatta etkiniz var. Siz hala Mescid-ül Mervani'de Mescid-ül Aksa'yı istiyor. Sizin etkiniz vardır. Fakat sizden bir şey bekliyoruz. Bu maddi yaptığınız şeyler, ruhi ve manevi şeylere dönmesini bekliyoruz. Ahtimu qabla tevcihi kelimat. Nahnu cemi'una ke muslimin fi biqa'id dunya kulliha. موقنون بنصر الله لنا مبشرون بتحرير الأقصى التي ستقام الدولة هناك ولكن أذكر ما حصل في التاريخ لما قدم صلاح الأيوبي رحمه الله إلى القدس والأقصى محررا جعل للأقصى خطيبا في جمعة التحرير التي تمناها كل خطيب في دولة الإسلام لكنه قدم إليها قاضي دمشق محيي الدين ابن زكي لماذا؟ لأن محيي الدين قبل الفتح بشر صلاح الدين بالفتح قال في بيت من الشعر وفتحكم حلبا في السيف في صفر مبشر بافتتاح القدس في رجب ففتحت في 27 رجب وكان ذلك الخطيب هو محيي الدين ابن زكي واليوم احنا على امل ان تحرر الاقصى المبارك دعمكم على الراس والعين دعاءكم بارك الله فيكم لكننا ننتظر في 27 رجب أن يكون محرر الأقصى المبارك من تركيا ويكون خطيب المسجد الأقصى من أحد علمائها. Biz Müslüman olarak her zaman umutumuz var. Her zaman Mescid-ül Aksa özgürlük haline dönecek. Kesinlikle hiç şüphemiz yoktur. Salahaddin-ül Eyyubi kutsu fethetmeden önce bir kadi
özgürlük hutbesinde bir Dimeşk Şah kadısını tercih etti. O öyle bir hutbe versin. Muhiddin İbn Zeki. Tabii ki insanlar şaşırdılar. Niçin bunu tercih ediyor? Çünkü Muhiddin Zeki böyle bir şiir söyledi. Dedi ki, siz Halebi Safar ayında fethettiğiniz için siz de Recep ayında da Kudüs'ü fethedeceksiniz. Bundan dolayı Kudüs 27 Recep binde fethedildi. Ve biz Allah'a dua ediyoruz ve sizden bekliyoruz. Dualarınız baş üstünde. Yaptığınızı hiç unutmuyoruz. Fakat Recep'in 27'sinde tahrir için Kudüs-i Şerif özgürlüğüne ermek için sizi bekliyoruz. Özellikle Recep'in 27'sinde. أختم حديثي موجها يا أهلنا في هذا البلد الحبيب. نعم أستشعر دفء ضيافتكم، كيف لا وقد أضفتم من هو خير منا، ألا وهو أبو أيوب الأنصاري رحمه الله. فيكم القادة المظفرين أمثال محمد الفاتح رحمه الله، فأصلابكم لا ينعدم خيرها، وأرحامكم لا ينعدم فضلها، ستخرج كل خير منها. سنعود إلى بلادنا حتى ننتظر مجيئكم وفودا كراما مباركين فاتحين محررين، وسنكون لقيادتكم خدما عندما يكرمنا الله بالفتح المؤزر. استمروا بدعائكم الذي نستشعر حنينه في قلوبنا، استمروا في دعمكم الذي نحياه في واقعنا، في أقصانا، في أرضنا، في ترابنا. بارك الله بكم وجزاكم خيرا. وإن كنت عاجزا عن الوقوف إلا أني ألزم نفسي أن أقف لكم مطأطئا الهام إكراما على ما تقدمون. Misafirimiz diyor ki, çok iyi karşıladınız son olarak. Hem de çok iyi bize yaptınız. Tabii ki siz iyi yapıyorsunuz ve bu sizin ahlakınız. Çünkü siz Muhammed'ül Fatih'in oğullarısınız. Siz bu nesilden kesinlikle iyi insanlar ve salih insanlar da çıkacaklar. Ve biz gördük ve göreceğiz her zaman. Ama sizin duanızı eksik etmeyin. Duanızdan bizi eksik etmeyin. Her zaman dua etmeye devam edin. Her zaman destek verdiğinize devam edin. Bunu hiç kesmeyin. Çünkü onun eserini görüyoruz gece gündüz. Ve Allah sizden razı olsun. Ve ben size saygı göstermek için ben ayaklarımda duruyorum ve size durarak teşekkür ediyoruz. Muhammed Elal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendileri Mescid-i Aksa'da nöbet tuttuktan sonra tekrar şehrine dönmek üzere aracına biniyor ve trafik kazasından dolayı böyle ayaklarında yürüyemiyor. Mescid-i Aksa için bu yaşta bu hastalıkla Mescid-i Aksa'da durmaya çalışıyor. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamaya çalışıyor. Bizim adımıza
tüm dünya Müslümanlar adına ve Türkiye'deki Müslümanlar adına Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya devam ediyor. Allah onlardan razı olsun. Buraya kadar geldiler. Mescid-i Aksa'nın meselesini, Mescid-i Aksa'nın durumunu, Mescid-i Aksa'nın hassasiyetini bize iletmeye çalıştılar. Çok zaman ayıramadık hocamıza ama hakikaten çok dolu ve söyleyeceği çok şeyler var. Biz birkaç gündür birlikteyiz. Bize hakikaten çok şeyler aktardılar. Bir şey söylemeden geçmek istemiyorum. Mescid-i Aksa'nın durumu tarih boyunca bu kadar tehlikeli günleri geçirmedi diyor. Mescid-i Aksa bugünlerde tarih boyunca yapılan kalıcı çalışmalar dahi bu kadar sıkıntılı, bu kadar stresli günleri hiç geçirmedi. İsrailler Mescid-i Aksa'yı yıkmak için, ikiye bölmek için elinden gelen bütün Yahudileştirme çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Fakat hocamız şunu da söylüyor. İsrail'in kurmuş olduğu planların %90'ı suya düşüyor elhamdülillah. Yani bizim düşündüğümüz Büyük İsrail 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık hedefleri kuran ve o hedefleri gerçekleştiren İsrail söz konusu değil diyor hocamız. Hedeflerin yaptıkları çalışmaların %90'ı elhamdülillah suya düşüyor diyor. Çok büyük mücadele gösteriyorlar Kudüs'te Mescid-i Aksa'da. Şehitleri veriyorlar Mescid-i Aksa için. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak adına 1000-1500 kişi hocalarımızın öğrencilerinde sürekli Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutuyorlar. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak adına. Televizyon ekranlarında zaman zaman Mescid-i Aksa'nın içerisinde görmüş olduğun saldırıların o nöbetçileri Mescid-i Aksa'dan çıkartmak için yapılan saldırılar. Ama hocalarımızın öğrencileri ve hocamızın kendisi bile Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak için her gün sabah namazından yatsı namazına kadar Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutuyorlar. Biz mirasımız derneği olarak hocamıza söz verdik. Biz sizinle birlikteyiz. 10 yıldır birlikte çalışma yapıyoruz. Proje desteği veriyoruz. İstanbul'dan, Türkiye'den oradaki nöbet tutan ailelere, fakir muhtaç ailelere, yetimlere, çocuklara, evlere, camilere, camilerimize bakmaya çalışıyoruz. Yardım göndermeye çalışıyoruz, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Hocamızın son dediği çok önemli bir mesele. Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'nın fethi uzun bir tarih değil. Allah'ın izniyle maksimum 5-6-7 yıl içerisinde Mescid-i Aksa özgür olacak. İsrail işgali Mescid-i Aksa'dan bitecek Allah'ın izniyle. Hocalarımız, büyüklerimiz bunu söylüyorlar ve bunun müjdesini bize veriyorlar. Yani bizim dönemimizde, bizim yaşadığımız sürede Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa özgür olacak. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünde hepimizin bir tuğlası olsun. Bu çalışmada hepimizin bir tuğlası olması gerekiyor. Yarın Mescid-i Aksa özgür olduğunda hepimiz sevinelim, elhamdülillah ben de Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bir şeyler yaptım diyebilirim. Mescid-i Aksa'yı unutmayalım. Sürekli Mescid-i Aksa'nın haberlerini takip edelim. Mescid-i Aksa'da neler olup bittiğini gündemi takip edelim. Sosyal medyada paylaşalım. Ve sürekli Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için bir şeyler yaparsak Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu bizim elimizde olacak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Son olarak sorusu olan varsa hocamız soruları cevap verebilir. Sorusu olan varsa alalım. Buyurun. Thank you.
Kısa ile ilgili olarak özellikle İslam coğrafyasında çok ciddi anlamda enerji israfı var. Müslümanların kendi işlerinde tükettikleri bir enerji söz konusu. Oysa Müslümanların net bir düşmanları olduğu zaman bütün enerjilerini o düşmana yöneltip özellikle 3. kutsal mescit olan Mescid-i Aksa'mızı daha kısa sürede kurtarmaya yönelik bir sinerji, bir enerji belki oluşturulabilir. Bu noktada da bizler belki biraz uzak olduğumuzdan mı nedir? Mescid-i Aksa konusunda bütün dünya Müslümanları nasıl daha titiz olabilir? Bu konuda bize ne tavsiye edersiniz? İsim bağlı. Cemil İlbaş. الإجابة مقسومة إلى قسمين. هناك القسم الأول الذي يختص بالحكام المسؤولين، والقسم الثاني يختص بالشعوب عامة. اليوم المسجد الأقصى الذي يتعهد لا يزيد عن واقعنا على أثر الحصار الموجود على فلسطين كلها إلا أهلنا في الداخل الفلسطيني. أولاً لابد أن يكون عندنا تعبئة في مفهوم المسجد الأقصى المبارك أنه ليس مجرد بناء، هو عقيدة نؤمن بها ثابت من الثوابت. إذا اعتدي على هذا الثابت معنى ذلك اعتدي على واقعنا كلنا في العالم وليس في أرض فلسطين وليس في الداخل. بداية لابد لنا أن نمكن مشروع الرباط في الأقصى المبارك وتعمير الأقصى المبارك وتواجدنا في الأقصى المبارك المدعوم من شعوبنا أولا بكل حيثيات الدعم على نطاق مسيرة البيارك، على نطاق مصاطب العلم، على نطاق قضية التعمير بمقدار ما استطعنا، على الحفاظ على بيوت المقدسيين الذين يعرض عليهم بيع بيوتهم بملايين الدولارات ويأبون ذلك. هذا واجبنا اليوم. الواجب الآخر اللي هو الواجب السياسي اللي احنا بنحرض حكامنا أن يلتقوا على جسم واحد ويقوموا على تحريره، لأن الأقصى أماني في عنق كل حاكم كما هو الأقصى أماني في عنق كل مسلم في هذه الأرض. Sorunun cevabı iki önemli mesele var burada. Birincisi veya iki önemli görev var. Birincisi halka düşen bir görev var. Vecibe var. Onları halk o vecibeyi, o görevi yerine getirmeli gerekiyor. İkincisi de liderlerimiz ve hükümetlerimiz de İslam hükümetleri, onların üzerine düşen görevler var. Onları da yerine getirmeleri gerekiyor. Biz halk olarak öncelikle Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Aksa'da neler olup bittiğini bilmemiz lazım. Bilinçlenmemiz lazım. Bilgilenmemiz lazım. Kendimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Mescid-i Aksa'da ne olup bittiğini herkese anlatmamız gerekiyor. Ve Mescid-i Aksa'yı koruyacak, Kudüs halkını dimdik ayakta tutacak çalışmaları, faaliyetleri, yardımları oraya göndermemiz gerekiyor. Çünkü Kudüs halkı bugün Mescid-i Aksa'nın müdafiliğinde, Mescid-i Aksa'da nöbet tutmada çok büyük görev yapıyorlar, üstlenmişler. İsrail Kudüs halkına çok büyük paralar teklif ediyorlar. Milyon dolarlar teklif ediyorlar. Yeter ki Kudüs tepesinden çıksınlar diye. Fakat Kudüs halkı bütün bu verilen paralara karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya devam ediyorlar. Evlerinden çıkmıyor, satmıyorlar. Bize düşen görev onların yanında
olduğumuzu hissetmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde halkımız Mescid-i Aksa'nın bir taşı bile Müslümanların ve bizim ve dinimizden bir parça olduğunu hissetmemiz lazım. Mescid-i Aksa'da bir sıkıntı yaptıklarında hepimiz tek yürekle hayır dememiz gerekiyor diyor hocam. Biz bu duruşu gösterebilirsek bizim liderlerimiz, hükümetlerimiz harekete geçecektir. Birlik ve beraberlik olacaklar. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerinde Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü bir şekilde daha iyi, daha kısa sürede inşallah olacaktır. Hocam ben özellikle hocamızla bizleri buluşturan sizlere ve Büyükşehir Belediye'mize, başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle mübarek bir ayda, günde. Şimdi tabii liderler diyorsunuz mesela. Hocamız da, ben ona soru sormak istiyorum. Tabii ki Müslümanların bir çatı altında toplanması lazım, güç olması lazım. Dolayısıyla bir çıkış yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız, ümmetin ve dünyanın lideri. Bir tek lider, Müslüman lideri olarak yani, halifelikte son, zaten Türkiye'den biliyorsunuz son olmasına rağmen, böyle bir düşünce var mı yani? Mesela Müslümanlar ayrı ayrı olmaktan zaten bu zulümler başımıza geliyor. Bir çatı altında toplanması, Resulullah'ın sünnetiyle beraber bir lider yani, o liderin gösterdiği şeyle inşallah bu işgalin sona ereceğini, yani böyle bir çalışma var mı? Ne düşünüyorlar bu konu hakkında? وحقيقة يعني نقدم لك ردا على شكرك بشكر مثلي، فأنتم أهل لهذا التكريم المبارك الذي استضافنا لأن نقدم لكم بعضا من هذه المعلومات. هذا جانب. الجانب الثاني إخواني الكرام، لا شك وهذا مما يرفع همتنا وعزيمتنا مع تأخر غالب حكام الدول العربية أو غالب حكام الدول الإسلامية في دعم الأقصى المبارك، إلا أن تركيا بقيادتها ورئيس جمهوريتها وحكومتها، زد على ذلك شعبها، هم في الطليعة الذين يذودون عن الأقصى المبارك بدعمهم وتأييدهم. حقيقة نقدم أيضا للمسؤولين عندكم شكرنا العميم، وأنا نيابة عن شيخنا الفاضل الشيخ رائد صلاح الذي سيسجن بعد أيام، ما كان ذلك إلا بسبب قيامه بهذا الواجب. أما بالنسبة لذلك الفارس الذي سيحرر الأقصى المبارك، وأن فرسه ما زالت تنتظر ليمتطيها، هذا كله في علم الغيب، ولكن أظنه أن يتخرج من مدرسة القرآن ومن مدرسة الإسلام، لأن القائد محمد الفاتح لما قام ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد دخل القسطنطينية وهو صائما لله. إذن هذا القائد المغير اسمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره ولم يذكر في كتاب الله، إنما بشرنا بفتح الأقصى بتحريره والقدس الشريف، إنما لا شك أن يكون رجلا ربانيا بإذن الله، إنما نحن دورنا نقدم لمجيئه. وأظن إنه دولنا تحتضن، بالذات تركيا على باب المثال، كثير من المؤسسات الإسلامية الرائدة التي قد يخرج منها، وليس بالضرورة أن يكون منها هذا الفاتح الكريم بإذن الله. hocamızın dediği. İlk önce tabii ki biz de teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz ve
sabırla dilediniz. Elbette ki Mescid-i Aksa'nın savunma noktasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ciddi anlamda yapmış olduğu açıklamalar sayesinde bize manevi anlamda güç veriyor. Bütün İslam ülkelerin çoğu bu söylemiş olduğu açıklamalar gibi açıklama yapmadılar, yapmıyorlar. Mescid-i Aksa'yı tamamen gündemlerinden çıkarttılar. Dünyada ülkeler arasında neredeyse sadece Türkiye'den Mescid-i Aksa konusunda, Kudüs Mescid-i Aksa konusunda ciddi anlamda manevi destek geliyor, açıklamalar geliyor, savunmalar yapılıyor. Bu bize güç ve kuvvet manevi anlamda elbette ki veriyor, fakat Mescid-i Aksa'yı fethedecek lider, komutan Allah'ın gayb ilminde. Bunu hiç kimse bilemeyecek, şu an bilmiyor. Mescid-i Aksa'yı fethedecek komutan elbette ki Kur'an-ı Kerim ve İslam medresesinden mezun olan, yetiştirilen bir kişi olacak Allah'ın izniyle. Türkiye'den yapılan sivil toplum kuruluşlarından yapılan çalışmalar, yardımlar, Türkiye'nin duruşu, dua ediyorum inşallah bu ülkede sizlerden, sizin aranızda olur böyle bir lider. İnşallah sizin de bu konuda katkınız olur. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için hepinizin emeği geçer Allah'ın izniyle. Vaktimiz nasıl var? Bir soru daha alalım. Son soru inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam. Sayın Mirasımız Derneği Genel Başkanımız ve kıymetli misafirimiz, hoş geldiniz Erzurum'a. Evrensel Hafızlar Derneği Erzurum Şube Başkanıyım, Hafız Abdurrahman ikinci ismi. Filistin'deki özellikle Hamas ve El Fetih arasındaki karmaşıklığı merak ediyorum. Bunlar bir araya gelebilecekler mi? Bir ara üçüncü intifada başlayacak diye haberlerden takip ediyordum. Ama bu tam gerçekleşmedi. Üçüncü intifadayı Filistin halkı, mücahit ve mücahitleri ne durumdalar? Onu merak ediyorum. İkincisi, Filistin Mescid-i Aksa'nın altı oyulmuş denildi. Şu anda çok kötü bir vaziyette. İşte Yahudi turistler 60-70 eurolara altında ibadet yaptıkları söyleniyor. Şu anda gerçekten çok zor durumdalar. Rabbim yardımcılar olsun. Yarın Miraç Kandili gecemiz, Rabbim ümmetin birliğine, beraberliğine vesile olmasını dua ediyoruz. Mesela bugün Erzurum'umuzda yine bir Mescid-i Aksa programımız var. O programın hatibi olan Filistin Gazze İmar Komisyonu Başkanı Allan Bilal, fil dişinden Erzurum'a geliyorken havaalanında şu anda tutuklanmış ve Erzurum'a maalesef gelemiyor şu anda. Sayın misafirimizden şunu istirham ediyorum, soru soruyorum. Biz Erzurum olarak veya Türkiye olarak Filistin'e, mesela şöyle propaganda yapılıyor. İşte Filistin'e giderseniz Yahudilere para kazandırırsınız. Veya işte Yahudiler bundan kâr ederler, Filistin'e gitmeyin diye. Yani Erzurum'daki arkadaş çevremizden dahi bunu duyabiliyoruz. Erzurum olarak biz Filistinli kardeşlerimize neler yapabiliriz? Teşekkür ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Esselamu aleyküm. الشق الأول نجيب وإن كان هذا ليس دورنا حقيقة. التقارب الحاصل أو المتوقع ما بين حماس وما بين فتح ولا شك أنه في كل مرحلة يأخذ خطوات متقدمة حيث تقدم يدها
حماس من أجل القضية الأعظم. هذا جانب أول، وهذا له دليله، وإلا هناك ثوابت للأصل. ما نلتقي مع من يضحي بالثوابت من أجل الالتقاء لمجرد الالتقاء. على باب المثال، القدس الشريف ليس فيه تهاون، ولا يطلب من أي واحد أن يحقق سلاما من خلال تقسيمه. فالفارق بين حماس وفتح على تقسيم الأقصى المبارك، الأقصى المبارك عقيدة حماس لا تتنازل عنه إطلاقا، حتى لو أدى إلى هذا البعد، مع علمها أنها تلتقي معهم مع الثوابت تماما كما التقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين أنه لو دعي إلى حلف كحلف الفضول في الإسلام لأجابه، لأنه تحقيق للثوابت. أما التنازع عن الثوابت فلا، فهناك حقيقة مداولات الالتقاء، ونسأل الله أن يكون قريبا هذا الالتقاء تحقيقا للثوابت. ليس الجانب الثاني أخي الكريم، قضية العداوة القائمة على المسجد الأقصى لا تقف عند محدودية الحفريات. الحفريات جزء من ذلك، إنما اليوم هم يريدون داخل المسجد الأقصى، لذلك أقاموا الحفريات. هم يريدون ظاهر المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم عليه. فالسؤال عن مين منهم؟ عن ظاهر ولا عن باطن؟ يدعون أن هذا الأقصى هو ليس للمسلمين. الآن بأخذوه كالشيء المرحلي، التقسيم الزماني والتقسيم المكاني والأمر حاصل، ولكنهم يريدون الأقصى المبارك بكامله، لذلك يريدون هدمه لبناء الهيكل. الحفريات اليوم أصبحت في شبه منطقة الخفاء المطلق، حتى إنه هناك كنس موجودة فيه، مقاهي موجودة تحت الأقصى المبارك، أنفاق جديدة تحت الأقصى المبارك، وهون الخوف أن يهدم في لحظة الأقصى المبارك على حين غفلة من أهله. العداوة الزائدة على قضية الحفريات قضية إخلاء المسجد الأقصى للمسلمين. يوم الذي تجاوز أو الذي يقل عمره عن 50 عام من الرجال ممنوع، في يوم آخر صلوات ممنوع وصلوات نعم، في يوم ثالث عندما تدخل أنت وزوجك المسجد الأقصى المبارك، مع العلم الأصل أن ينظر المرأة نظرة تكريمية عند كل شعوبنا، أنت بعطيك أن تدخل وزوجك تتأخر وين؟ خارج المسجد الأقصى المبارك. في لحظات أخرى تصل الأقصى المبارك، ما في استفزاز ولا في أي شيء آخر، وإذا بالمصلين يمنعون جميعا من دخول الأقصى المبارك، فيصلون خارج أبواب المسجد الأقصى المبارك. أمر آخر، الاعتداء على الشباب المصلين في الأقصى المبارك واستفزازهم، حتى أن دماء بعضهم سفكت، وأن أناس استشهدوا في ساحة الأقصى المبارك، نساء تعرضت أعراضهم لهذه الامتهانات. زد على ذلك قضية الأقصى المبارك اليوم في امتحان شديد. هذا يدعونا لأن نجيب عن السؤال الثالث، دور أرزمور في هذا الجانب. هي أرزمور هي جزء من العالم الإسلامي، نحن نستشعر هذا البلد المبارك بهذا الجمع المبارك أنها تقدم شيئا. وبقول لك جملة واحدة، لولا دعمكم في أرزا روم ما ثبت المرابطون في مواقعهم. القضية قضية استمرار ومبادرات. أنا على يقين الهيئة الشعبية اليوم اللي على أثر حضر الحركة الإسلامية اللي كانت تعطي دائما مبادرات، رايحة تكمل المسير أو تكمل المسير في ابتكار مبادرات ومشاريع ستصل إليكم عن طريق مسؤولين بإذن الله. نتعاون وإياكم حتى نعمر المسجد الأقصى المبارك، ولكن لكم دور عظيم.
قدمتموه وما زلتم ونسأل الله أن تكملوه مستقبلا. Evet, özel bir şekilde söyleyeceğim. Hamas'la FETÖ arasındaki anlaşmalar vesaire. Şimdi bizim dinimizde Mescid-i Aksa'nın az önce de söylemiştik. Mescid-i Aksa Müslümanların dininde ve akidesinde bir parça. Biz Mescid-i Aksa'dan vazgeçemeyiz. Mescid-i Aksa'yı İsrail'e bırakamayız. Hamas'ın yanında bu prensip kararı ve Hamas'ın yanında Mescid-i Aksa'nın ayrı bir önemi var. Bütün yapılan çalışmaların hepsi Mescid-i Aksa için. Eğer bu anlayış üzerine kim yaklaşırsa bu anlaşmalarda devam eder. Ama kim uzak kalırsa ve kim Mescid-i Aksa'dan taviz vermek istiyorsa elbette ki bu çalışmaların içerisinde ne Hamas olamaz ve Fetih de yol ayrılığına gider. Asıl mesele Mescid-i Aksa olduğu için burada da ikinci soruya da geçmiş oluruz. Mescid-i Aksa'nın altındaki yapılan kalıcı çalışmalar neredeyse bitti. Ve İsrail hedefine ulaştı Mescid-i Aksa altındaki yapılan kalıcı çalışmalarında. Mescid-i Aksa'nın altı tamamen boşaltıldı. Zaman zaman Mescid-i Aksa'nın içerisinde çöküntüler meydana geldi. Fakat İsrail'in bugünkü hedef Mescid-i Aksa'nın altı değil. Bugün Mescid-i Aksa'nın içine girmeye başladı. Mescid-i Aksa'nın altını tamamen bitirdi. Mescid-i Aksa'nın içine girdi. Bugün Mescid-i Aksa'nın içerisindeki, Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutan Müslümanları, namaz kılan Müslümanları, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkartmaya çalışıyor. Fanatik gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın içerisine girmeye çalışıyorlar. 50 yaş ve altı sınırı getirdiler. 50 yaş altındaki Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremiyor. Hanımları taciz ediyorlar. Bir Müslüman eşiyle Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalışırken Müslüman Mescid-i Aksa'ya alınıyor. Eşi kapıda bekliyor. Yarım saat sonra, bir saat sonra veya iki saat sonra alınıyor. Bu işkenceler Mescid-i Aksa'nın girişleri engellenmesi, Mescid-i Aksa'ya Müslümanların girişleri engellenmesi için yapılan girişimler, yapılan yalnızlaştırma çalışmaları. Biz dünya Müslümanlar olarak Kudüs'teki Müslümanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Nöbet tutan ailelere, Mescid-i Aksa içerisinde faaliyet gösteren ailelere, ibadet eden ailelere desteğimizi esirgememiz lazım. Sadece Erzurum ili değil, bütün dünya Müslümanları Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutan insanlar yardımcı olması gerekiyor. Şunu da söyleyelim, Mescid-i Aksa'da eğer dünya Müslümanları Mescid-i Aksa'nın içerisindeki nöbet tutan Müslümanlara destekleri olmasaydı bugün Mescid-i Aksa tamamen boşaltılmıştı ve Mescid-i Aksa yıkılmıştı. İsrail planı buydu zaten. Ama biz dünya Müslümanları Mescid-i Aksa'yı unutmadık. Az olsa da Mescid-i Aksa'nın yardımlarımızı, desteklerimizi, manevi desteğimizi de Mescid-i Aksa'ya gösterdik. Daha da fazla gösterirsek İsrail işgali de orada çıkar Allah'ın izniyle. Zamanımız tükendi. Teşekkür ederiz. Sağ olun.